Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde sözcükler arası anlam ilişkileri konusunu işleyeceğiz. Sözcükler arası anlam ilişkilerinde eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, genel ve özel anlamlı sözcükler, nicel, nitel anlamlı sözcükler, yakın anlamlı sözcükler ve eş sesli sözcükler olarak işleyeceğiz. Evet. Eş anlamlı sözcüklere bakalım. Eş anlamlı sözcükler derken anlamdaş sözcükler diye de karşımıza çıkabilir. Eş anlamlı sözcükler yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlam. Evet aynı anlam taşıyacak sevgili öğrencilerim. Yazılışları farklı olacak ama birbirinin yerini tutacak. Cevap, yanıt, kalp, yürek, ileti, mesaj, varsın, zengin, yoksul, fakir, özgün, orijinal, dil, lisan, uygarlık, medeniyet. Yani eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılabilir. Mesela uygarlık seviyesi dediğimiz zaman medeniyetle ilgili birbirinin yerine kullanabiliriz. Evet soruları cevapladık yerine soruları yanıtladık şeklinde de olabilir. Eş anlamlı sözcükleri biliyoruz. Evet, eş anlamlı sözcüklerde dikkat etmemiz gereken bir notumuz var. Burası önemli. Notumuz şunu söylüyor. Bazı durumlarda eş anlamlı kelimeler birbirinin yerini tutmayabilir. Yani her sözcüğün e, cümle içerisine baktığımız zaman anlamına uygun mu değil mi e, ona dikkat edeceğiz. Bakalım e, kullanırken dikkat edelim arkadaşlar o kara bahtlı bir Kara bahtlı Bir adamdı Kara bahtlı olması Yani bakın burada kara sözcüğü var Ama ben bunun yerine şunu diyebilir miyim O siyah bahtlı bir adamdı Hayır Bu siyahı karanın yerine siyah Kullanamam çünkü kara sözcüğü burada e, Kötü şanslı anlamında kullanır Yani ben burada o kara bahtlı bir adamdı yerine O kötü bahtlı bir adamdı diyebiliriz Demek ki bakın cümlede kullandığımız zaman Karanın eş anlamlısı kötü Cümlenin içerisine bakalım Ona göre e, kullanalım Ama e, kara bulutlar yerine Mesela şunu kullanabiliriz Kara bulutlar yerine Siyah bulutlar diyebiliriz Yani o cümlenin içerisinde uygun olup olmadığına göre değerlendirebiliriz. Evet. Gelelim zıt anlamlı sözcükler. Zıt anlamlı dediğimiz karşıt anlamlı kelimeler. Anlamca birbirinin karşıtı olan birbirleriyle çelişen, yani birbirleriyle çelişecek kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Evet, uzak, zıttı, yakın, iyimser, kötümser, inmek, çıkmak, bulanık, berrak. Evet, birbirinin zıttı. Bu zıt anlamlı sözcüklerde de dikkat etmemiz gereken bir notumuz var. Bir sözcüğün, bakın buraya dikkat edelim. Bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt anlamlısı değildi. Mesela gelmek kelimesini ele aldığımız zaman gelmenin zıttı gitmektir. Ama gelmemek, bakın burada mame olumsuzu gelmek zıttı gelmemek demiyoruz. Gelmemek olumsuzudur. Ama gelmenin zıttı nedir? Gitmek. Zıt anlamlıdır burada. Buna dikkat edelim. Bir diğer örneğimize bakalım. Almak, almamak dersek olumsuzu olur arkadaşlar. Ama biz zıt anlamlıya bakacağız. Almak tamamen tersi vermektir. Zıttı zıt anlamlısı diyoruz. Kirlinin zıt anlamlısı kirsiz değil. Bu olumsuzu. Olumsuzu. Kirlinin tamamen zıttı temizdir. Bu da zıt anlamlı diyoruz. Bunlara dikkat edelim. Olumsuzla zıt anlamlıyı lütfen karıştırmayalım. Evet, gelelim genel ve özel anlamlı kelimeler söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcükleri genel anlamlı bakın anlamca daha dar olan sözcükleri ise özel anlamlı sözcükler diyoruz. Mesela varlık geneldir. Varlıktan canlılar, canlılardan bitkiler, bitkilerden de menekşe. Artık menekşe bizim için özeldir arkadaşlar. Bakın genelden özele doğru bir sıralama yaptık. Bakalım. Kardeşim kitabı elinden düşürmüyor. Kitabın insana faydası vardır. Şimdi birisinde genel olarak kullanıldı, birisinde özel olarak kullanıldı. Evet, kitabın insana faydası vardır derken genel kullandık. Bakın buradaki geneldir. Kitabın insana faydası bütün kitapları kastediyor arkadaşlar. Burada genel anlamda kullanıldı. Evet bakalım bir diğer örneklerimize. Harf, hece, kelime, paragraf, Türkçe ve ders. En geneli olan derstir. Bakın harf özeldir. Harfler bir araya gelerek heceleri, kelimeleri. Bakın özelden genele doğru bir sıralama yaptık. Muz, meyve, bitki, varlık. Varlık en geneldir. Genel, muz özeldir. Evet bakın özelden geneli bu sefer sıralamamızı yaptık. Tiyatro en sevdiğim sanat dalıdır. Şimdi bakalım. Tiyatro var. Bir de sanat var. Şimdi sanat genel Sanatın içerisinde bakın tiyatro var. Tiyatro da özel. Petrol ürünlerinden benzine zam gelecek. Şimdi petrol ürünleri geneldir. Petrol ürünlerinden benzin dediğimiz zaman ise özeldir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Bugünlük konumuz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.